Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz akıllı evlerimizde öncelik verdiğimiz konulardan biri güvenlik. Evde olmadığımız zamanlarda evimizi korumak ve hırsızları caydırmak için çeşitli güvenlik senaryoları kullanıyoruz. Örneğin bir alarm sistemi, kapı, pencere veya hareket sensörleriyle tetiklenen bir siren gibi. Ayrıca görünür veya görünmez noktalara yerleştirdiğimiz güvenlik kameraları da bu senaryolar arasında. Fakat hırsızlar evde birinin olmadığını düşündüklerinde alarm, siren, kamera gibi güvenlik önlemleri her zaman yeterli olmayabiliyor. İşte tam bu noktada bu videoda size varlık simülasyonu tanıtacağım. Biz evde yokken akıllı evimiz tıpkı biz evde deymişiz gibi bizi taklit ederek ışık perde gibi veya sizin seçtiğiniz farklı akıllı cihazları tam da bizim birkaç gün önce açıp kapattığımız saatlerde veya farklı olmasını istiyorsanız rastgele bir zamanda açıp kapatan bir simülasyonla her zaman evde birinin olduğu izlenimini verdirebiliriz. Ayrıca bu simülasyonla biz evde yokken evcil hayvanlarımızın yalnızlık hissini azaltabiliriz. Peki bunları nasıl yapacağız? Haydi bir bakalım. Evet, varlık simülasyonumuz için hex kütüphanesine ihtiyacımız var. Hex'i açıyoruz. Buradan entegrasyon bölümüne giriyoruz. Ve Explorer download'a bastıktan sonra buraya Presence Simulation yazıyoruz. Yazılımı bu şekilde Presence Simulation. Ve buraya tıklıyoruz ve download diyoruz. Ve tekrar download diyoruz. Kurulumuz bittikten sonra bir geri geliyoruz. Bizden yeniden başlatmayı istiyor ve Home yeniden başlatıyoruz. Ve Home yeniden başladıktan sonra ayarlar... Cihazlar ve hizmetler ve entegrasyon ekle butonuna basıyoruz. Buraya tekrar Presence Simulation yazıyoruz. Ve buna tıkladıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. En üst bölümde bizden bir isim vermemizi istiyor. Ben buraya varlık simülasyonu yazıyorum. Bir alt bölümde simülasyonda açılıp kapanmasını istediğiniz varlıkları veya grupları girmemizi istiyor. Eğer bir grup girerseniz Grup içindeki her bir varlık için ayrı ayrı çalışacaktır. Yani grubun hepsini bir yanda kapatıp hepsini bir yanda açmayacaktır. Grubun içindeki her bir varlık için ayrı ayrı çalışacaktır. Örneğin evinizdeki tüm ışıklar için bir grup yapmışsınızdır. Direkt bu ışık grubuna buraya girebilirsiniz. Benim şu anki durumumda bir grubum yok. Onun için ben ışıklarımı tek tek gireceğim. Evet ben bu şekilde 3 tane ışığıma girdim. Sizin burada simülasyonda hangi cihazların açılıp kapanmasını istiyorsunuz onları tek tek belirleyip girmeniz gerekiyor. Belirlediğiniz cihazların aç kapa şeklinde çalışıyor olduğundan emin olun. Çünkü bu varlık simülasyonu aç kapat şeklinde çalışıyor. Ve daha sonra simülasyonda olmasını istediğiniz varlıkları belirledikten sonra bir alt satıra geçiyoruz. Burada delta gün değeri belirlememizi istiyor. Örneğin burada 7 yazılmış. Burada belirlediğiniz cihazların her biri 7 gün önceki kayıt defterinde kayıtlı saatlere göre açılmış açılıp kapanacak. Yani bu ne demek oluyor? Örneğin salon ışığımız 7 gün önce saat akşam 8'de açılıp saat akşam 10'da kapanmış ve bu simülasyonda 7 gün önceki bu saatleri baz alarak simülasyon açık olduğunda o saatlerde açıp kapatacaktır. Örneğin tatile gittiniz ve varlık simülasyonunu açtınız. 7 gün önce burada belirlediğiniz varlıklarda hangi hareketleri yaptıysanız bu simülasyon onu taklit edecektir. Bir sonraki gün yine 7 gün önceki saatleri baz alacaktır. Yalnız homosistan 10 günden daha fazla kayıt baz tutmayabiliyor. O yüzden buradaki değeri 10 günden fazla tutmayın. Yine 1 ile 9 arasında bir gün belirleyebilirsiniz. Sizin için daha iyi olacaktır. Bir alt kısımda ise varlık simülasyonunu her 30 saniyede bir açıldı mı, kapandı mı diye kontrol edecektir. Yani siz varlık simülasyonunu kapattınız mı, açtınız mı? Bunu her 30 saniyede bir kontrol edecektir. Buradaki tiki işaretlerseniz de eğer varlık simülasyonunu açmadan önce burada belirlediğiniz varlıklar hangi durumdaysa tekrar o duruma geri döndürecektir. O yüzden bunu işaretliyorum ben örneğin varlık simülasyonu açmadan önce tüm ışıklarım kapalıysa varlık simülasyonu çalışırken eğer açılmış durumdaysa varlık simülasyonu kapattığımda tekrar onları kapatacaktır. Ve bir alt kısımda geldiğimizde ise buraya saniye cinsinden bir değer girmemizi istiyor. Bu değer neyi sağlıyor? Örneğin az önce salon ışığımızı akşam 8'de açtığımızı söylemiştik. Buraya örneğin 300 yazdığımız zaman salon ışığını 5 dakika sonra veya 5 dakika önce açacaktır. Bunu random olarak kendi belirleyecektir. Örneğin akşam saat 19.55'te ya da 20.05'te açıp kapatacaktır. Buraya da bir random değer belirleyebilirsiniz. 5 dakika, 10 dakika gibi ve buna göre varlık simülasyonu bu 5 ya da 10 dakikayı ekleyecek ya da çıkaracaktır kayıt defterindeki saatlere. Ben şimdilik 5 dakika olarak belirliyorum ve gönder diyorum. Ve varlık simülasyonumuzu kurmuş olduk. Bitir diyorum. Daha sonrasında varlık simülasyonuna giriyorum. Bir varlık olarak gözüküyor. Ve bunu gördüğünüz gibi bir switch olarak görüyor. Buradan açtığımız zaman varlık simülasyonumuz artık çalışacaktır. Belirlediğimiz değer aralıklarında çalışmaya devam edecektir. Örneğin buradan da varlık simülasyonunun nasıl çalıştığını görebilirsiniz. 2 gün sonra saat 1.18'de mutfak ışığını kapatacak şeklinde bir değer belirlemiş. Şimdi bu simülasyonu her seferinde eklentiler kısmına girip açıp kapatmaktansa bu şekilde dashboard'unuza ekleyebilirsiniz. Buradan da direkt açıp kapatabilirsiniz. Veya bunu bir otomasyona bağlayabilirsiniz. Ne gibi otomasyonlar olabilir? Beraber örnek bir otomasyon kuralım. Otomasyonlara geliyorum ve otomasyon oluştur diyorum ve bir tetikleyici ekle diyorum. Buradan varlık ve durumu seçiyorum. Buraya zon yazdıktan sonra zaten evim çıkıyor. Bunu seçiyorum ve hedef olarak sıfır giriyorum. Yani burada yaptığımız işlem eğer evin bölgesinde kimse kalmazsa simülasyonu aç şeklinde olacak. Buna bir kimlik adı veriliyorum. Buraya kimse kalmadı yazıyorum. Evet bu tetikleyiciyi yaptıktan sonra bir tetikleyici daha giriyorum. Tetikleyiciyle varlık sayısal durum ve buraya da yine evimi giriyorum. Ve buraya da 0 yazıyorum. 0'ın üzerinde yani eve biri geldiğinde şeklinde çalışacak bir otomasyon yazıyorum. Buna da bir kimlik belirliyorum. Buraya da eve gelindi yazıyorum. Evet iki tetikleyicimi de oluşturdum. Bir eve evden çıkıldığında bir de eve gelindiğinde çalışacak. Buradan yapı teşekkül ediyorum ve seçe geliyorum. Birinci koşulumda koşul buraya tarafından tetiklendi. Kimse kalmadı senaryom için anahtar aç ve buradan varlık simülasyonumu seçiyorum. Yani kimse kalmadığında varlık simülasyonumu açacaktır. İkinci seçenek ise yine bir koşul giriyorum buraya. Tarafından tetiklendi, eve gelindi ve işlemekle anahtar kapat. Varlığı seç. Varlık simülasyonunu kapat. Bu şekilde örnek olması açısından bir otomasyon oluşturmak istedim. Evden çıkıldığında varlık simülasyonu çalışacak ve eve gelindiğinde varlık simülasyonu kapanacak. Tabii siz bunu farklı simülasyonlarla da birleştirebilirsiniz. Örneğin homasitanızda bir alarm oluşturduysanız bu varlık simülasyonunu alarm aktif olduğunda aç, alarm deaktif olduğunda kapan şeklinde yapabilirsiniz. Veya bir tatil modu oluşturabilirsiniz. Tatile çıktığınızda çalıştıracağınız bir otomasyonun içine ekleyebilirsiniz. Elbette bu varlık simülasyonuna ne gerek var? Bunu otomasyonla da yapabiliriz diyebilirsiniz. Ancak bu hem uzun bir yöntem olacaktır hem de bu otomasyonu her seferinde yeniden ayarlamanız gerekir. Peki neden? Örneğin hava kararma saatleri yazla kış farklı saatler olabiliyor. Her akşam ışıkları farklı saatlerde açıp kapatabiliyoruz ya da seçtiğimiz cihazlardaki kullanım saatlerimiz de değişebiliyor. Burada küçük bir eklenti kurarak sadece aç-kapa yaparak belirlediğimiz değerlerde kullanım alışkanlıklarımız değişse bile bu ona uyum sağlayarak çalışacaktır. Bu şekilde evde her zaman biri var izlenimi yarar Atabiliriz. Örneğin biz çocukken bir misafirliğe ya da bir yere giderken bir odanın ışığını açık bırakırdık. Şimdi akıllı evlerimiz bunu otomatik yapıyor. Tabi teknoloji gelişiyor, teknolojiye ayak uydurmak gerekiyor. Eğer sizin de aklınıza varlık simülasyonu ile ilgili farklı otomasyon senaryoları geliyorsa lütfen yorumlarda bunu bana belirtin. Ayrıca bu varlık simülasyonunu ve videoyu beğendiyseniz de videoyu beğenerek veya bir yorum yaparak bunu bana belirtebilirsiniz. Bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olabilir. Videoları kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.